Ortodonti aslında halk tabiriyle söyleyecek olursak diş telleri ve çenenin evet. düzeltilmesiyle ilgilenen bir uzmanlık alanı evet, değil mi? Evet, doğru. Şimdi diş telleri eskiden çok korkuturdu insanları. Çok da bilgi sahibi değildik ve teknoloji geliştikçe bu diş telleri de artık gelişti değil mi? Evet. Şimdi diş tellerinde tabii artık farkındalık çok arttı. Hı hı. Erişkinler de artık önceden bizim hastalarımız genellikle çocukluk çağındaki hastalardı. Ama şimdi artık erişkin, yetişkin kişiler de ortodontik tedaviyi sıklıkla tercih ediyorlar. Çünkü ortodontik tedavide dişe herhangi bir zarar verilmeden dişleri istedikleri gibi estetik açıdan düzeltebiliyoruz. Erişkinlerde tel seçeneklerimiz farklı. Sabit ortodontik tedavi seçeneklerimiz farklı. Şeffaf diş tellerimiz var. Şöyle de gösterebilirim size. Aman Allah'ım, böyle bakınca biraz evet. korkunç görünüyor ama. Şöyle tellerimiz var. Bunlar safir teller. Dişle aynı renkteler ve kesinlikle ağız içerisinde çok yakın konuşma mesafesi hariç fark edilmeyen teller. Hı hı. O yüzden bunları sıklıkla erişkin hastalarımıza uyguluyoruz. Peki şimdi erişkinlerde de artık uygulanıyor dediniz ya. O zaman yaş aralığı nedir? Yani kaç yaşına itibaren yaptırabiliyoruz diş telleri? Bizim tedavilerimiz aslında dişsel ve iskeletsel tedaviler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hı hı. Dişsel problemler her yaşta düzeltilebiliyor. Çocukluk yaşında da 70 yaşında bir hastada bile düzeltebiliyoruz. Tek şartımız dişler ve dişin çevresindeki diş eti dokusunun sağlıklı olması. Bu şartlar olduğu sürece ortodontik tedaviyi çok rahatlıkla uygulayabiliyoruz her yaşta dişsel problemlerde. İskeletsel çeneyi ilgilendiren problemlerde de çocukluk döneminde ağız dışından ve ağız içinden hareketli aparelerle bunları çok rahatlıkla ortopedik şekilde düzeltebiliyoruz. Ağız dışından dediğiniz nasıl aparatlar acaba? Ağız dışından olan aparatlar biz büyümeyi yönlendiriyoruz ortodontide. Hmm. Üst çeneyi ve alt çeneyi belli yönlerde büyümesini aktive edecek veyahut da inhibe edecek şekilde yönlendiren aparatlar. Ne kadar zaman kullanılıyor bu aparatlar? Minimum, maksimum? Çene tedavileri daha uzun süreli tedaviler. Çünkü arkasından çeneleri düzelttikten sonra dişsel düzeltme de yapıyoruz. Ve ortalama 3 sene civarında süren tedaviler. 3 yıl o zaman o aparatlarla mı geçirmesi gerekiyor bunun hastanın? Bunun ortalama 1 senesi aparatlarla geçiyor. 2 sene civarında da tel tedavisiyle geçiyor. Ama sadece sabit tedavi olursa dişleri düzelttiğimiz vakalarda 18 ila 24 ay yani 1,5-2 sene civarında tedavilerimiz sürüyor. Sürüyor ve sonrasında hayal edilen dişlere de kavuşuluyor. Evet, peki evet. teller çıktıktan sonra tekrar dişlerin deformasyonu mümkün mü? Evet, biz ilk tedaviyi bitirdiğimizde dişler çok hareketli oluyor. Çünkü biz onları tedavi sürecinde çene kemiği içerisinde hareket ettiriyoruz. Ve o kemiğin tekrar sıkılaşması, yeni kemik oluşumu bir süreç alıyor. Bunun için de tedavi bittikten sonra, aktif tedavimiz, sabit tedavimiz bittikten sonra pekiştirme tedavisine geçiyoruz. Hı hı. Ve pekiştirme tedavisinde de amacımız elde ettiğimiz düzgün diş dizisinin bozulmaması. Hı hı. Bunun için de arkadan retainer dediğimiz tellerle sabitleme yapabiliyoruz. Yani işlem... Devam ediyor sonrasında. Tabii ki devam ediyor. Kontrollerimiz devam ediyor ara hastalarımızda. Ara kontroller. Evet. Araları açıyoruz kontrollerimizde. O retainerlarla veyahut da şeffaf plaklarımız var. Onlarla pekiştirme tedavimizi uyguluyoruz. Ve böylece ne kadar süre sonra artık hiçbir kontrole ihtiyaç duymuyor hasta? Pekiştirme tedavimiz de ortalama 1 sene civarında sürüyor. Hı-hı. Sonrasında artık ömür boyu sağlıklı ve güzel dişleri tabii oluyor hastalarımız. Tabii dişlere de iyi bakmak lazım. Kesinlikle. İyi beslenmek lazım.